Eskiden oluşturduğunuz bütçenin %80'i federasyon gelirlerinden oluşuyordu. Şimdi şartlar değişti. Oluşturduğunuz bütçenin %20'si federasyon gelirleri, %80'i yerelde bulmanız gerekiyor. Gaziantep Valisi Davut Gül, Sportoto Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Ankara gücüyle karşılaşacak olan Gaziantep Futbol Kulübü futbolcularına ve teknik heyetine moral ziyaretinde bulundu. Ziyaret öncesi basın mensuplarına konuşan Vali Davut Gül, kulübün son durumu ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Teknik direktör Erol Bulut ile yolların karşılıklı anlaşma ile ayrıldığını açıklayan Vali Gül, kulübün finansal anlamda çok kötü bir durumda olmadığını, ancak yeni gelecek başkan ve yönetimin maddi destek sağlaması gerektiğini söyledi. Lig gelirlerinin azalması, yayın gelirlerinin azalması ve benzeri sebeplerden dolayı. Dolayısıyla da böyle bir tablo var. Buna rağmen Gaziantep Futbol Kulübü'nün futbolculara günü geçen borcu yaklaşık 45 milyon civarında. Bunun yanında da oluşturduğumuz yeni bütçe 200 milyonun üzerinde. Dolayısıyla da biz sezonun sonuna kadar ödememiz gereken bütün borçları planlamış durumdayız. Biraz şehrin katkısı, biraz yeni yönetimin katkısıyla da inşallah sezon sonu borçsuz bitirmiş olacağız. Bir kısım vergi borcumuz var. Onunla ilgili mecliste yapılandırma var. Biz daha önceden yapılandırmıştık zaten. Dolayısıyla da vergi borcuyla ilgili sorunumuz çözülmüştü. Diğer konuda da sezonun sonuna kadar gerekli olan bir bütçe var. Kamuoyunda da çok konuşuldu. Bu bütçenin de Büyükşehir Belediyemiz, Organize Sanayi Bölgemiz yaklaşık %80'ini şu an itibariyle tamamlamış oldu. Kalan %20'lik kısımla ilgili yeni gelecek başkan, yönetim bir bütçe oluşturacaklar. Dolayısıyla da 6. aya kadar, sezonun sonuna kadar Gaziantep Futbol Kulübü 1 lira borcu olmayan bir kulüp olarak bitirmiş olacak. Bizim finansal anlamda o anlamda bir sıkıntımız yok. Sadece nakit akışında geçici olarak bir sıkıntı oldu. Finansal anlamda bir bataktan bahsetmiyoruz. Her kulübün borcu var ve bu borcu da şöyle değerlendirmek lazım. İleriye dönük ödeyeceğiniz rakamlar. Günü gelip de geçen rakam çok daha mütevazi bir rakam. Yaklaşık 80-90 milyon lira. Onu da çok uygun bir takvim içerisinde tamamı ödenecek. Başkan, yönetime girecek yöneticiler finansal anlamda destek olacaklar. Bu sadece Büyükşehir Belediyesi'nin ya da Organize Sanayi Bölgesi'nin sürdürebileceği, karşılayabileceği bir şey değil. Bütçe değil. Dolayısıyla da kamuoyunda da konuşulduğu için söylüyorum. Başkan olan kişi 2 milyon dolar verecek. Yönetime giren adamlar para verecek. Dolayısıyla da 4-5 milyon dolar yönetimden gelecek. Bir o kadar Büyükşehir verecek. Bir o kadar Organize Sanayi Bölgesi verecek. Bir o kadar işte taraftar, maçlardan kazanılacak para, federasyon gelirleri. Bunlar bir araya geldiğinde sorun ortadan kalkacak. Önümüzdeki hafta yönetim netleşecek. Öne çıkan isim yok. Hevesi olan, parası olan, itibarı olan kişilerle konuşacağız. Özetle, ya başkan olayım ama para vermeyeyim o iş olmaz. Yönetime gireyim ama para vermeyeyim o iş olmaz. Bak işte saydığım kurumlar para veriyor. Dolayısıyla da yeni gelecek yönetimler de elini taşın altına koyacak. Ki Gaziantep'te o kültür de var. Çok büyük bir şey de değil, para da değil. İnşallah el birliğince bu süreci atlatacağız.